Asya? Efendim Temel amca. Acıktın mı? Oo, hem de kurt gibi açım. Al benden de o kadar. Ne yapsak? Yesek mi artık yemeğimizi? Çok iyi olur. Eymen nerede? Dışarıdaydı. Çağırayım mı? Olur. Siz geldiğinizde sofrayı kurarım ben. Ne oldu Asya? Eymen nerede? Eymen yok Temel amca. Nasıl yok? Her yeri aradım ama bulamadım. Allah Allah. Nereye gider bu çocuk? Ormana gitmiş olabilir mi? İyi düşündün. Hadi gidip bakalım. Eymen! 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 Neredesin? Nerede bu çocuk? Bilmem. Kaybolmuş olmasın? Eve gidip bir daha baksak mı? Belki gelmiştir. Harika fikir. Hadi gidelim. Eymen, burada mısın? Nerelerdeydin sen? Çok korktuk. Evdeydim. Evde mi? Ama seni dışarıda arıyoruz biz. Ben eve geldiğimde Asya oyuncak oynuyordu. Sen de oto tamir ediyordun. Odama geçtim ben de. Selamını duymadık mı? Vermedim ki. Of ya! Selam verseydin seni duyardık. Evde olduğunu bilirdik. Selamın bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmedim. Önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ortama girerken ve çıkarken muhakkak selam verirdi. Neden? Çünkü selam vermek onun sünnetidir. Ve birçok hikmeti vardır. Nedir hikmetleri Temel amca? Hem Allah'ı zikretmiş oluruz, hem birbirimize dua etmiş oluruz. Hem peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz, hem de bugünkü gibi geldiğimizi haber vermiş oluruz. Aferin çocuklar. Aynen öyle. Sadece gelirken değil, giderken de selam veririz ki gittiğimiz de belli olsun. Bundan sonra selam vermeyi hiç ihmal etmeyeceğim. Ben de. Aferin size. Acıkan yok mu? Ben çok acıktım.